Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un merakla beklenilen yeni telefonu Note 7'yi inceliyoruz. Bu arada millet, incelemeye geçmeden önce benim de heyecanla beklediğim bir olay var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi böyle baboş telefonlara sağlamlık testi yapıyoruz. Bu telefona da gelecek. Varsa yaratıcı fikirleriniz, çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız yorum kısmına mutlaka fikirlerinizi yollayın. Bu arada bu telefonu bizlere Samsung Türkiye temin etmedi. Parasını verdik, gittik, satın aldık. Cihazın tasarımına geçmeden önce neden Note 5'ten sonra 6 değil de 7 çıktı bunu da söyleyeyim sizlere. Zira Samsung S2'yi çıkardıktan sonra Note serisini çıkardı ve S3 çıktığında Note 2, S4 çıktığında Note 3 gibisinden gitti bu olay. Samsung bu serileri birbirine eşitlemek için 6'yı değil de 7'yi çıkartmayı tercih etti. Hızlıca tasarımından bahsetmek istiyorum sizlere. Sağında solunda neler var bunları söyleyelim. Üst tarafında bir adet mikrofon ve bu mikrofonun hemen yanında SIM kartımızı ve micro SD kartımızı takabileceğiniz bölüm bulunuyor. Sağ tarafa baktığımız zaman güç düğmesini görüyoruz. Sol tarafta ses açma kısma tuşlarımız yer alıyor. Alt tarafına baktığımız zaman bir adet kulaklık girişi, USB Type-C girişimiz, bunun yanında bir mikrofon ve görebildiğiniz gibi tek bir hoparlörümüz var. Bu neden çift hoparlör değil, böyle yüksek bir telefonda çift hoparlör belki olabilirdi. Neyse, burayı geçelim. Bunun hemen yanında da Note serisinin Note serisi yapan kalemimiz yer alıyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman bir adet kamerayı görüyoruz. Kameranın hemen yanında bir adet flaşımız yer alıyor. Onun da altında sensör yer alıyor. Ancak bu sensörde olumsuz bir şey var. Çipleri açıkta bırakmışlar. İçinde ne var ne yok görebiliyoruz. Bu da tasarım bazında biraz kötü bir görüntü oluşturmuş. Hemen alt tarafa baktığımız zaman Samsung logosunu görüyoruz. Telefonumuzun ön tarafına geçelim. Ön tarafına geldiğimiz zaman iris göz algılayıcısını görüyoruz. Bunun hemen yanında karşı tarafın sesini duyabileceğiniz bir adet AIZE, ön kameramız ve bir sensör daha yer alıyor. Alt tarafta fiziksel bir düğme ve onun hemen iki yanında geri ve açık olan uygulamaları görebileceğimiz standart Samsung tasarımı düğmeler yer alıyor. Note 7'nin 5.7 inçlik kocaman bir ekranı var. Kavisli ekranı sayesinde de %78'lik ekran gövde oranı bizleri karşılıyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. İlk defa Note 7 ile birlikte gördüğümüz Gorilla Glass 5, bakalım çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı. Bunu sağlamlık testimizde hep beraber izleyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Zira Corning Gorilla Glass 4'ten 1.8 kat daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Telefonumuzun kalınlığı 7.9 mm, 153.5 mm uzunluğumuz var, 73.9 mm genişlik, 168 gramlık ağırlığımız var. Bu boyutta bir telefon için ideal boyutlar diyebiliriz. Ayrıca telefonumuzun önemli özelliklerinden bir tanesi, telefon su geçirmiyor. 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suyun altında kalabiliyormuş. Aynı zamanda kalemi suyun altında da kullanabiliyoruz. Yani kalem çıkırken de suyun altında çalışıyor telefon. Ancak suyun altında not tutmak ne kadar önemli, orası da ayrı bir tartışmanın konusu. Suyun altında kalem çalışıyor dedik. Ne işe yarayacağını dediğim gibi hala düşünüyoruz. Ama bunu tabii ki de test etmeden bu telefonu bırakmayacağız. Kalemimizi çıkartalım ve suya bırakıyoruz. Şu an ekrana not yaz diyor. Evet, suyun altında not yazmak da ayrı bir keyifliymiş hakikaten. Burada benim anlamadığım bir nokta var. Yorumlarda bu konuyu mutlaka tartışalım hep beraber. Bir insan suyun altında neden not tutmak ister? Şimdi iki tane telefonu yan yana koyduk. Bir tanesi Note 5, bir tanesi Note 7. Tasarım olarak neler değişmiş buna bir bakalım. En büyük fark tabii ki de ilk bakışta algılayabileceğimiz kavisli ekran Note 7 ile birlikte karşımıza çıkıyor. Onun yanında üst tarafa şöyle bir bakalım. Üst taraf oldukça birbirine yakın tasarım öğeleri taşıyor. Alt tarafına baktığımız zaman sadece alt taraftaki mikrofonun yeri sol tarafa geçmiş Note 7'de. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da yine benzer tasarım öğelerini görüyoruz. Buradaki en büyük fark, kamera çıkıntısı daha da içeriye girmiş ve daha güzel bir tasarıma kavuşmuş Note 7. Yan taraflarda ses açma kapama düğmelerinin yeri yine birebir aynı. Sağ tarafa baktığımız zaman da power tuşumuz birebir yerini koruyor. Şimdi bu iki telefonla da aynı fotoğrafı çekmeye çalıştık. Bunları bir de yan yana görelim. Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak Samsung'un en iddialı telefonlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor Note 7. Ülkemize satılacak modellere bakacak olursak Exynos 8890 Octa chipseti ile Mali T880 MP12 grafik işlem birimini kullanıyor. Ayrıca telefonumuzun 4 GB'lik RAM'i, 64 GB'lık da bir depolama alanı var. Eğer bana 64 GB yetmez diyorsanız 256 GB'a kadar micro SD kart desteğini sunuyor. Teknik özellik bakımından SSD ailesinden çok farklı bir şey sunmayan telefon tabii ki de oldukça
oldukça güçlü ve bütün işlemlerinizi rahatlayıp yapabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Bu kısımla çok alakası yok ama unutmadan ekleyelim, telefonda radyo özelliği bulunmuyor. Bu bir Note serisi olduğu için kalem tabii ki de önemli. Note 5 serisine göre bildiğiniz gibi Note 5'te kalemi ters taktığımız zaman telefonu bir daha kullanamayabiliyorduk. Ağır servis ücretleri ödüyorduk ancak burada bu sorunu ortadan kaldırmışlar. Kalemi şöyle ters bile takmaya çalışsanız herhangi bir sorun olmuyor. Yine düzünü şu şekilde rahatlıkla takabilirsiniz. Ayrıca telefonun basınç hassasiyeti 2 katına çıkarılmış. Böylece de gerçek bir kağıda not alma hissine daha da yaklaşılmış. Telefonun en çok merak edilen özelliklerinden birisi iris tarayıcısından da bahsedelim. Tarayıcı güvenlik için konulmuş oldukça güzel bir teknoloji. Oldukça da hızlı çalışıyor. Fakat farklı ışık koşullarında çalışmama sorunları mevcut. Ayrıca lens ve gözlük kullananlar için algılamada güçlük çekebilir diye bir uyarı veriyor. Aman dikkat. Yani gözlük kullanıyorsanız veya lens kullanıyorsanız iris tarayıcı kullanacağım diye her seferinde böyle gözlüğü kaldırıp okutup tekrar geriye takmak bence büyük bir zahmet. Hele lens kullananlardan hiç bahsetmeyelim. Göz tarayıcısı gerçekten çok hızlı çalışıyor ancak telefonumuzda parmak izi okuma özelliği de var. Göz tarayıcısı şimdilik parmak izinden daha yavaş çalıştığını söyleyelim. Kameradan da biraz bahsetmek gerekirse 12 megapiksellik bir ana kameramız, 5 megapiksellik de ön kameramız yer alıyor. İkisi de f1.7 diyafram değerine sahip. Ana kameramızda 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Ayrıca saniyede 60 kare 1080p videolar da çekebiliyoruz. Kamera tarafında S7 ailesiyle oldukça benzer özellikler taşıdığını söyleyebiliriz. Ayrıca gece ve gündüz çekimlerinde de problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi telefonumuzun bir de test sonuçlarına bakalım. Ardından da hızlıca bir oyun testi yapalım. Evet millet, oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat X üzerinden yapacağız. Şimdi şarjımız %66 seviyesinde ve hemen sıcaklığımıza da bakalım. 26.7, 26.9 diye notumuzu da tutalım. Bu değerler oyundan sonra ne kadar olacak hep birlikte görelim. Oyunla beraber kronometremi de başlatıyorum. Evet arkadaşlar, 15 dakika boyunca Mortal Kombat oynadık. Hemen çıkıyorum ve şarjımıza bakalım. %61 seviyesine düşmüş. Oldukça iyi bir rakam. %5'lik bir düşüş 15 dakikalık oyunun sonunda. Bir de ne kadar ısınmış buna bakalım. 31.9 derece yükselmiş. 32.4'ü gördük. 32.5'ü gördük. En yüksekte 32.5 derece yükselmiş. Yani 3 aşağı 5 yukarı 6 derecelik bir yükselme olmuş. Sıcaklıkta da çok fazla bir sıcaklık değil. Yani bana göre oyun testinden hem batarya bakımından hem de sıcaklık bakımından oldukça başarılı çıktı. Çok az da pilden bahsedeceğim sizlere. Telefonumuzun 3500 mAh'lik hızlı şarj olabilen bir bataryası bulunuyor. Belki sayısal bazda bir tık daha yüksek olabilirdi. Bu rakam telefonu çok yoğun kullanıyorsanız ortalama 1,5 günlük bir kullanım süresini bizlere vaat ediyor. Bunun yanında telefonu da böyle çok kurcalamayan bir tipseniz 2 gün hatta 2,5 güne kadar sürebiliyor. Şimdi Note 7 ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Samsung'un benim açımdan en sevdiğim serisi olan Note serisinin Note 7 isimli modeline bugün birlikte baktık. Ancak benim açımdan deme sebebim şu, ben az çok çizim işleriyle uğraşıyorum. Bu yüzden telefondaki kalem benim için önemli. Ancak bu tarz işlerle çok ilgilenmiyorsanız, telefonun ekranına not almak benim için çok önemli değil diyorsanız telefonun fiyatı bize bir tık tuzlu geldi. Ha benim parayla çok derdim yok diyorsanız da 3600 TL fiyatıyla telefonu alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir de şu var, biz bir telefona 3500-3600 lira fiyat veriyorsak bunun eksilerini artılarını söylemek bizim boynumuzun borcu. Artı hanesine yazabileceğimiz şeyler tabii ki de telefonda bir kalem olması. Bunun yanında üst düzey performans sağlaması, ayrıca telefonumuzun su geçirmemesi. Eksilere bakacak olursak da fiyatının oldukça pahalı olması, merakla beklediğimiz göz tarayıcısı özelliğinin performansının çok yüksek olmaması, bir de sizi ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ama kulaklık kalitesinin de beklentilerin bir tık altında kalması. Şimdilik Note 7'ye veda ediyoruz. Sağlamlık testinde Note 7 ile tekrar buluşacağız ve ona hiç iyi davranmayacağımızın sözünü buradan sizlere verelim. Bu arada şurada bir anket hazırladık arkadaşlar. Sizce iris tarayıcısı beklediğimiz kadar iyi mi değil mi, bu soruya bir cevap arıyoruz. Cevaplarsanız da seviniriz diyelim. Ayrıca kafanıza takılan her türlü şeyi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, şurada duran videoya tıklayarak dünyanın en ince dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 900 videomuza ulaşabilir. Onun hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.